Merhaba arkadaşlar. Bugün başta gördüğünüz gibi farm yapacağız Serhat'la. Ama bu sefer Survival Time değil. Survival Ametist. Evet. Survival Ametist'i yaptılar arkadaşlar. Eskiden zaten siz bizi bilirsiniz. Yayınlarda falan filan Survival Time'da farmlarımızla meşhurduk hani biz. Bayağı bir farmlarımız oldu. Bayağı bir farm topladık. Beleş hani Cleams, Cleam'lerden falan koşarak da bulduk. Yaparak da bulduk. Hatta bizim efsanevi 81 Cleam kabak farmımız var. Burada da aynen orada işte dönem noktamız o farmda. Şimdi burada da o farmı yapmaya hedefliyoruz 81 Cleam'ine. Burada da zaten sistemler aynı. Bu arada biz deneme yaptık Recep'le. En verimli farm hangisi Recep? Kabak. Şimdi buradan göstereyim. Bir yaklaşık 20 dakika 25 dakika yakın AFK kaldık ve aradaki farkı görüyorsunuz. Bir kat kabak yaptık. Aradaki farkı şekilde tohumları aynı şekilde büyümüş ve aradaki fark zaten Recep gösteriyordu. Evet, 320 tane karpuz depolansa bile kabak 200'e yakın yani 198 depolanmış ama yine de toplam değeri 79,2 dinarken karpuzun 45 dinar. Yani kabak burada daha çok 30 dinara yakın fark var arada. İşte o yüzden kabak daha verimli. Aşağıda mob trap var bu arada. Serhat oradan kesiyor. Yani son sesini niye bu kadar geliyor? Yukarıda kanka. Yukarıda mı? Bayağı aşağıda. Ondan aşağıda. Buradan gelmedi bak. Burada mob trap var ama burada daha sonra. Burayı yapacağız boş ver. Oraları daha sonra şimdi inmeyelim. Oraları daha sonra. Çıkılmıyor orada 3 metre aşağıda. Burada bir fakir işsiz san yerimiz var. Neyse videodan sapıtmayalım. Evet. Evet doğru. Şimdi ilk insanlar göstersin. Ya eski hani time tarzı yapıyoruz. Cleam yapın. Epic yapmayın. Evet. Cleam'den. Cleam incele yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir alan var arkadaşlar. Şimdi farm yapacakken iki tarafı bir blok boşluk bırakacaksınız böyle. Buradan bir çıkarıp buraya yapacaksınız. İki tarafı da iki boşluk bırakacaksınız arkadaşlar böyle bırakacaksınız. Böyle yani yapıyorsunuz ve simetri oluyor. 12-13. Atıyorum yana yapacakken aynen. Şu tarafa da bir blok boşluk böyle simetri oluşturabilirsiniz. Buradan da iki blok boşluk böyle simetri oluşturabilirsiniz. Yani biz Titanyum'da bazı krimler çok yamuktu yani bulduğumuz Serhat çok gıcıktı yani Serhat o tür şeylere şey yani takıntılı. Bunun olayı şey bir tane kare platform yapıyorsunuz bu kare platform 13x13. Evet 13 yani 13 yaptık siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Sonra da şu şekilde toprak çekeceksiniz gel. Bir de arkadaşlar zemini yünle yapın yünle yapın evet. Çünkü az laglı yani, evet, daha az lag yapar farmlarınızı. Benim bir de arkadaşlar hayvanlardan uzak tutun farmlarınızı. Serhat'ın dediğine göre hayvanlar zıplıyor. Evet, farmlar vesaire zıplayınca tohumları kırıyorlardı. Evet, tohumları Beta'da kırıyorlarmış. Burada da bence aynı olabilir. Ama o hatayı desteğe atarız diye düşünüyorum ben. Yani yine kırmaması gerekiyor. Titanyum'da bile şey vardı yani. Farmın içine doğuyorlardı hatırlıyor musun? Domuz falan spam oluyor yani. Evet, burada domuz daha rahat doğar yani. İki blok şey var hatta. Evet bu arada farmların arasında iki blok boşluk olması gerekiyor. Atıyorum şurada tohumunuz var. Şurada pistonunuz var. Siz bu arada gezebileceksiniz. Yoksa tohumlar büyümüyormuş yani. Ben de denedim fakat böyle çalışıyor yani. Bize de saçma geldi ilk başta. Piston buradan nasıl kırıyor vesaire. Çalışıyor arkadaşlar. Biz az önce yaptık. Bakın böyle verim aldık. Kırılıyor yani. Ya, şimdi yavaştan başlayalım. Evet. Şu şekilde pardon böyle değil. Böyle değil bir tarafa daha sağ kaydıracaksın Serhat. Aynen. Şu şekilde köşede 3 bloklu bir şey oluyor. L şekline benziyor değil mi? L şekli. Aynen L şekli gibi. L şekli küçük L. Evet küçük L. Bu 3 tarafa da yapacak. 3 taraf aynen böyle. 4 tarafa evet. Üçgen mi bu ya? 3 niye dedin Serhat? Evet. Bunları yaptıktan sonra zaten diğerleri çok basit. Böyle şey gideceksiniz. Evet, dalgalı. Bir blok boşluk bırakarak şu şekilde hop. Şöyle. Şimdi bunu da böyle buralara koyacağız. Böyle değil mi? Aynen, burada koyalım. Sonradan koyulacak onlar. Onlar şimdi koymuyor muyuz? Tamam. Kafa karıştırmıyor. Böyle koyuyoruz aralıklı. Ben hemen bir çapa alıp geliyorum. Şimdi diğer malzememiz çapa, tohum, piston ve ışık taşı. Deniz feneri yani spamlarımız olmadığı için, guard falan olmadığımız için yoksa deniz feneri yapmanız daha güzel, daha hoş gözüküyor. Işık taşı yapmanızı tercih etmem. Ama maalesef şu an ışık taşı olduğu için ışık oluyor. Çektiğimiz toprakları üzerlerine tohumlarımızı ekiyoruz. Evet, kabak ekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beni oyundan attı. Şimdi devam edelim. Evet, en son evet Serhat hoş geldin. En son tohum dikiyorduk. Devam edelim. Evet, bu toprak koyduğumuz yerlere tohum dikiyoruz. Biz kabak dikiyoruz. Yani siz karpuz daha verimli buluyorsanız kabak yapın. Fakat bizim düşüncemize göre kabak. Kabak daha verimli, evet. Arkamdayım. Bu arkadaşlar bu arada zıplarken bozulmuyor. Dediğin gibi. İstediğiniz gibi zıplayabilirsiniz üstlerinde tohumların. Şey gibi değil yani, evet. Sonra bunları dizdikten sonra tohuma bakarak şöyle zıplayarak bir şekilde pardon bu şekilde. Yanlış değil, bu şekilde değil. Aa gitti. Evet gitti. Öncelikle şöyle bunu alayım ben. Koyacaksınız, sonra bunun üzerine. Evet. Çünkü olacak. İki arada fark sandım. Arada iki blok boşluk olacak. Aynen. Aynı şekil buraya da şöyle şuraya koyabilirsiniz. Sonra şöyle şuralara da aynı şekil. İstersen ben yanına vereyim ustam. Atabilirsin tamam. Bana. Buyurun. Siz oraları koyun. Biraz zor onları koyun. Ben şimdi bak yapacağım bu taktiği. Hocam. Hocam. Ne oldu hocam? Hocam. Ben fazlasıyla kastım zaten, sorun yok. Ben bunu akıl etmiştim öncesinde. Hocam siz koyun, ben üstten koyayım. Siz koyun, bir blok toprak koyun gidin. Bir blok toprak koyun gidin. Ben de yanlışlıkla evet, toprak koyayım gaza gelip. Bu şekilde toprakları dizip üzerlerine ışık dizeceksiniz. Aynen böyle. Bunu böyle ekipçe yaparsanız daha az olur. Bence. Evet. Yani tek başına biraz işkence gibi. Böyle bir şekil evet. Alacak. Görüyorsunuz alttan böyle. Evet toprakları kıralım yoksa tohumlar sıkıntı çıkarır. Evet tohumlar sıkıntı çıkartıyormuş. Neden? Ben de anlayamadım bir şekilde. Sonra yani sistem böyle işte. Işıklara bakarak şu şekilde pistonları koyacaksınız. Aynı çayımdaki gibi. Şu araya koymuyorsunuz. Kesinlikle şu aralara koymuyorsunuz. Çünkü burada önüne. Burada bir şey yok çünkü. Evet, buraya toprak koyulmuyor. Buraya boşluk olacak. O yüzden koyulmuyor. Şu şekilde hepsine diziyorsunuz. Görüyorsunuz zaten. Şu an dizdim ben. Evet. Sonra şöyle yapabilirsiniz. Şu aralara bir tane daha ışık atabilirsiniz hemen. Evet. Aynen bir orada gördük ama olsun. Evet aynen böyle. Serhat'ın devam ettiği gibi. Ya böyle şey gibi yani simetrik gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. Bir şey. Bak mesela şu, bunun önüne hemen ışıtaşı koyacak. Bu ışıtaşın evet, önüne piston koyacak. Böyle böyle gidiyor. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Zon da atayım sana. Sen diz onları. Böyle arkadaşlar bakın videoda gördüğünüz gibi yapacaksınız. Pistonun önüne ışıtaşı, ışıtaşın arasına piston. Böyle tamam, gördüğünüz gibi. Pistonları yanlış koyup böyle koymayın. Aşağı bakacak şekilde koyun arkadaşlar. Kırmayabilir. Bu arada şeye şaşırmayın, karpuzlar spam olmuyor. Spam olmadan yok oluyorlar. Aynen ses mes gelmiyor. Time'daki gibi değil. Gelmiyor falan diye şaşırmayın yani. Zaten çiftçiden bakarsanız evet. Görürsünüz. Aynen. Hemen şöyle yapıyoruz. Hocam ışık taşı çok aydınlattı. Biraz sarılar diyarı oldu burası. Evet ben de yanlış koydum. Olur öyle şeyler. Evet şimdi şöyle ortaya boş bırakıyoruz arkadaşlar. Orta su yeri. Evet. Einstein'da gibi. 4 buradan, 4 buradan tam ortası boşluk olacak şekilde. Ben bir yukarı hatta sonra şey yapayım. Dur, platform yapayım. Yukarıdan bir göstersen hem de. Bir merdiven yapayım hocam. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar üstten böyle şekil gözüküyor. Aynı simetri olacak. Yani evet. yatay yani çapraz olarak piston, çapraz olarak işte böyle yapacaksın arkadaşlar. Yani aynı bu sistem. Ekme böyle. Şöyle yaptıktan sonra şu şekilde direkt full toprak çekiyoruz. Aynen zemine full toprak dolduruyoruz. Aynen full toprak çekiyoruz. Zaten arada iki blok boşluk var. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok sayımdaki gibi. Aynen istediğiniz kadar full zemini çekin sonra tohumları ekmeye başlayabilirsiniz. Aynen. Sonra şöyle şuraya ekmiyorsunuz. Buraya çekmesi çünkü büyüme yeri orası oluyor. Aynen. Sadece ışıkların altına. Işıkların altına. Ekiyorsunuz. Evet, yine böyle bir çapraz bir şekil oluyor görüyorsunuz. Aynen. Çapraz şey gidebilirsiniz. Şöyle çapraz gidebilirsiniz. Ya da sıradan mantıyı da yapabilirsiniz. Hani ışıkların altına. Zaten bir zaman sonra eliniz alışıyor. Aynen. Bizim eskiden çok alışıyordu. Evet yani. Kaç kere farm yapmışlar. Recep ve birlikte yaptık ve ek düzeltmeler vesaire de yaptık. Aynen. Biz o klimi 10 klimi neydi yani orası? Hatta bazı kelimeleri bozuktu yani. Evet. Ya, hatta bazılarının ikisini kırdık simetrisi şey diye. Evet su boşluğu. Su boşluğu bura. Burayı kıracak Serhat. Yanlış yaptı. Buraya da bir tohum etmedi Serhat. Şuraya bir tohum. Unuttu. Tamam. Burası su boşluğu arkadaşlar. Burayı unutmayın kesinlikle. Çünkü tohumların büyümesi için su lazım. Bu ilk kat böyle. Biz diğer katları yapıp geliriz. Aynen. Şundan bahsedeyim ben hemen bir şekilde. Gel katlayacağım. Aynen. şu ışık taşlarının üzerine bir kat daha toprak çekeceksiniz. Farmı yapmadan önce gidip ışık taşlarının üzerine yapmayın direkt. Aynen. Zaten yapamaz ki. Tohum ekemez. Ya evet, tohum ekemez. Tohum ekemezsin zaten. Bazıları ışık taşı yerine toprak koyuyorlar. Hani biz şu an ışık taşı koyduk. Daha verimli olur diye belki. Hani isterseniz siz ışık yerine toprak da koyabilirsiniz. Bazı arkadaşlar ışık yerine toprak. Zaten spamlar olduktan sonra zaten şeyle yapacağız. Deniz feneriyle. Evet, bir de arkadaşlar yani ekstradan bir iskelet spamları alıp kemik tozu yapıp daha hızlı verimli yapabilirsiniz spamlarınızı. Öyle. Şimdi biz 5 katı yapıp ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonunda farmı bitirdik Serhat'la birlikte. 5 kat totalde, yani 203 piston 204. pistonu koydurmamıza izin vermiyor. İlk başta Titanyum'da da öyleydi ama bunu düzelteceğini düşünüyorum ben. Oyuna çık gir falan yaptık, yine de hata veriyor yani. 203 pistonu şu an farm. Aynen böyle arkadaşlar. Kemik tozuyla büyüttük. Yani dediğim gibi bir tane iskelet spamları alıp kemik tozu büyüttük farmımız daha verimli olması için. Böyle dört bir tarafına su, bir ortasına su arkadaşlar, daha verimli olsun diye yaparım, hızlıca tohumlar şey olsun diye. Şimdi sıradan yana çıkıyorum arkadaşlar. Sıra TP atacağım şimdi sana. Sırada bir TP attım. Allah. Bir daha. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar 200 pistona geldi 5. kata. 6. kata çıktığımız arkadaşlar 4 tane piston koyacağız ama biz dediğim gibi 3 tane koyabildik. 4. pistona böyle bir hata veriyor hala, bak koyulmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası onun için ayarlı, evet, zaten. Orası koyarım. Ayarlı. Hani o atazlerini buraya koyabilirsiniz. O yüzden şurayı kırdık. Şuraya bir toprak koyalım. Buranın verimi şey olsun diye. Bura topraklı olsun. Çünkü şuradaki pistonun verimini etkiler. Ya pistonun diyorum. Şuradaki tohumun. O yüzden buraya bir toprak koyun. Buraya etkilemesin. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi buraya çıkmak yerine buraya çık. Şimdi evet. Nasıl yapıldığını gösteriyoruz arkadaşlar. İlk etrafına 4 tane şey piston ama buraya koyamadığım için burayı piston olarak varsayın. Sonra etraflarını yine kapatacak şekilde, her tarafını kapatacak şekilde ışık taşı ve ışık taşlarının göreceği yere de yine tohum ekliyorsunuz. Böyle bir şey, nasıl desem, böyle daire şeklini andırıyor gibi yani, birazcık yani Minecraft'ta daire şeklini andırıyor gibi, tekerlek gibi düşünün. Evet. Üstten ağrı. Onun gibi düşünün, tekerlek gibi. Yani böyle arkadaşlar. Buradan ortadan da su koyuyorsun, böyle akıyor. Bak buradan da arkadaşlar böyle su koyabiliyorsunuz. Hatta Serhat şuradan da bir tane basamak koyup böyle su koyabilirsiniz. Bunlar daha verimli olması için işe yarar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenip like atarsınız. Eğer hani başka bir video fikriniz ya da hani bu videoda yaptığımız bir kusur ya da bir şey varsa yani sizin için ya da bir öneriniz falan varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Serhat bir şey diyeceğim var mı? Kapatacağız. Yok. Yok. Gel şöyle aşağıda kapatalım. Gel. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.